Sevgili izleyenler, hayırlı akşamlar. Bir zirve programıyla daha karşınızdayız. Değerli isimleri zirvede konuk etmeye devam ediyoruz. Üreten, üretime katkı sağlayan firmalarımızı, yerli firmalarımızı zirvede konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün de çok kıymetli, çok değerli bir konuğum var. Kendisi Mantosür Isı Yalıtım Sıvası firması. Muammer Çalışkan Bey, proje müdürü. Hoş geldiniz Muammer Bey. Hoş bulduk Sami Bey. Teşekkür ediyoruz öncelikle vakit ayırıp programımıza teşrif ettiğiniz için. Mantosür'ü konuşacağız, ısı sıvasını konuşacağız. İlgili de aslında merak ettiğimiz sorular da var. Öncelikle sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz? Ben kelimelerime, cümlelerime başlamadan önce Kanal 42 ailesi ve sizlere, bizleri bu programda konuk edip kendimizi ifade etme şansını verdiğiniz için sizlere ayrıca bir teşekkür ediyorum. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. 1972 Konya doğumluyum. Firmada 2010 yılında göreve başladım. Firma 1970'lerde faaliyetine başlayan ama ancak ısı yalıtım sıvalarına, yapı kimyasallarına 2005 yılında giriş yapan bir firma. Tamamen Konya firması, yerli bir firma. Firmayı da bu şekilde özetleyebiliriz Sami Bey. Eyvallah. Mantosür dediğimiz zaman hani ısı yalıtımı diye aklımıza belki gelebilir ki birçok izleyicimiz de belki de duymadı. Ama ısı yalıtımı tam olarak nedir? Mantosür ne yapar? Sami Bey, ilk önce şöyle başlayalım. Isı yalıtımı ne yapardan devam edelim. Isı yalıtım, doğru bilinen yanlışları ilk önce burada bir düzeltmek istiyorum. Dünyanın en iyi yalıtım malzemesi durağan havadır. Evet. İşte halk dilinde bilinen işte EPS, XPS orijin ismi ama halkımızın arasında bilinen EPS dediğimiz malzeme köpük diye adlandırılır. Köpük yalıtımı yapmaz. Köpüğün içerisindeki sıkıştırılmış gazlar ve hava yalıtımı yapar. Niçin bu konuya değindim Sami Bey? Anlatacağımız mantosür doğal ısı yalıtım sıvasıyla empatiyi daha rahat kurabilmek için. Yani yalıtım yapan ana unsur havadır. Buna örnek verecek olursak evlerimizde kullandığımız çit cam örneğini verebiliriz. Camlar çok iyi bir iletkenken iki tane camın arasına vakumladığımız hava iletken olan camı yalıtkan hale getiriyor. Burada iki tane cam değildir yalıtım yapan, iki tane camın arasına vakumladığımız havadır. Bunu niçin anlattım? İşte herkes şunu çok iyi bilir. Öyle bir algı yaratıldı ki ülkemizde. Evet. Avrupa'nın 10-15 sene önce terk ettiği, kullanmadığı yalıtım malzemeleri maalesef ülkemizde kullanılıyor. Sokaktaki çocuğa da sorsak yalıtım ne dediğimiz zaman bize köpüğü işaret edecektir. Aynen. Öyle biliyoruz. Yani öyle biliyoruz. Aslında köpük gaz ve havayı orada tutmaya yarayan bir enstrüman. Yani yalıtım yapan hava. Mantosürün burada hava neresinde diye bir soru soracaksınız tabii ki. Bizler tamamen ülkemizde çıkan doğal hafif agregalı madenleri bir araya getiriyoruz. Özel bir reçeteyle, ileri teknolojiyle üretip yalıtım sıvası haline getiriyoruz. Nedir bu madenler diye sorduğunuz zaman bizlere, ülkemizde çıkan tamamen, bakın kullandığımız malzemelerin tamamı hepsi doğal mı peki? Tamamen inorganik kökenli doğal madenler ve hepsi Türkiye'mizde çıkmakta. Tamamen yerli, milli bir malzeme. Bunlar bor madeni, %78 rezervi ülkemizde, %6'lık rezervi Rusya'da, geriye kalan %14'lük rezervi de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Baktığımız zaman ham maddede bir sorunumuz yok. Perlit, %74'ü ülkemizde. Baktığımız zaman ham maddede bir sıkıntı yok. Pomza, sadece İtalya'da var Türkiye'nin haricinde. İşte seramik kürecikler, volkanik tüfler, baktığımız zaman kullandığımız tüm ham madde ülkemizde yer almakta. Aslında bu noktada çok zenginiz. Çok zengin bir ülkeyiz bu konuda. Evet. Peki hani bunun içeriğinde tamamen doğal dediniz. Peki diğer yalıtım malzemeleri ne, doğal denilebilir mi? Mesela o bizim bildiğimiz köpükler, onlar da doğal mı? Şimdi Sami Bey, bizler petrol ülkesi değiliz. Evet. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Niçin bu konuya girdim? Diğer yalıtım malzemeleri, biraz önce söylemiş olduğunuz sorunun cevabı olan yalıtım malzemelerinin tamamı petrol türevi sentetik malzemelerden elde edilmekte. Ve bunların hiçbiri doğal değil. Kanserojen, yanıcı, hacim kaybeden, ömürlü malzemeler. Yani biz şunu soruyoruz insanlara. Kaç yıllık yalıtım istiyorsunuz binanızda? Evet. Leva tarzı yalıtım malzemeleri, yani halk dilinde bilinen ismiyle köpük,
5-10 senelik bir ömrü olan malzeme. Çünkü içerisine gaz ve hava şişirilerekten masa gibi küpler haline getiriliyor. Daha sonra 3 santim 5 santim kesilerekten servis ediliyor ülkeye. İçerisinde gaz ve hava olan insan eliyle sıkıştırılmış bir malzeme, durabilitesi sabit olmayan bir malzemeden bahsediyoruz ve duvara dübelle tutturuluyor. Evet. Dübelle tutturulduğu için ne yapıyor bu dübeller? İçinde gaz olan malzemeyi deliyor. Zaman içerisinde hacimsel küçülmeler başlıyor ve sıvayla duvar arasında çatlamalar başlıyor ve zaman içerisinde de dökülüyor. Yani sorunuzun cevabı sağlıksız bir malzeme, tamamen kanserojen, tamamen yanıcı bir malzeme ve ömrü 8-10 seneyle sınırlı. Oysaki mantösür tamamen inorganik kökenli, özel olarak geliştirilmiş, iç ve dış cephelerde kullanılan, ısı yalıtımın haricinde ses yalıtımı yapan, yangın yalıtımı yapan, su yalıtımı yapan, ayrıca da doğal yapısıyla nefes alabilen kompozit bir harç ve ömrü de binanın ömrüne eşdeğer. Peki yanma olayı kesinlikle olmuyor mu bu yalıtımlarda? Şimdi biraz önceki bahsetmiş olduğumuz mantösür doğal ısı yalıtım sıvasının haricindeki tüm yalıtım malzemeleri yanıcıdır. Çünkü ana ham maddesi polistiren, yani petrol türevli sentetik malzemeler. Bunların tamamı yanıcı malzeme. Eski Çevre Şehircilik Bakanlarımızdan İdris Güllüce'nin 1 Ocak 2015'te ıslak imzasını taşıyan bir yangın genelgesi var Sami Bey. Bu yangın genelgesinde 21 metrenin üzerindeki binalarda, yani 7 katlı binaların üzerindeki binalarda A1 sınıfı yalıtım malzemesi kullanılması gerekiyor ve bir bütün olarak da. Evet. Yani levhayı ele alacak olursak işte bunun filesi, dübeli, sıvası, köpüğü bir bütün olarak diyor ki A1 olmak zorunda. Yanıcı olmamak zorunda. 21 metrenin altındaki binalarda da az alev yürüyücü yanmayan malzemeler kullanılması lazım. Bu kanun 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girdi. Ve de resmi gazetede yayımlanmasına rağmen ama hala ülkemizde kullanılmakta, burada da bir akıl tutulması yaşandığını düşünüyorum. Evet. Döndüğümüz zaman mantösür doğal ısı yalıtım sıvasına 1100 derece ateşe 3 saat boyunca tepki dahi vermeyen, bakın tepki dahi vermeyen bir malzemeden bahsediyoruz. Yani yangın ihtimal dahilinde her zaman göz önünde bulundurmamız gereken bir unsur. Sami Bey, 5 dakika içerisinde bina yangınında ulaşılabilen sıcaklık 480 santigrat derece. İnsan vücudu 120 santigrat dereceye sadece ve sadece 15 dakika dayanabildiğini biliyor muyduk? Yok, bilmiyoruz. Evet. Şimdi öğrendik. İşte köpükle bir binada yanmaz iken yalıtım yaptırma uğruna, tamam yalıtım yaptıracağız, tasarruf edeceğiz. Bunun cari açığa da birçok etkisi var. Evet. Onları da konuşacağız. Konuşacağız zaten. Evet. Ama yanıcı bir malzeme, oysaki mantösür 1100 derece ateşe 3 saat boyunca tepki dahi vermiyor. A1 sınıfı, F180 sınıfında yer alan bir malzeme. Evet. Bunlar da biraz sonra zaten testlerimizle de kamuoyunu aydınlatacağız. Burada göstereceğiz, evet, inşallah. İsterseniz şu sorudan sonra o testi de yapalım. Şimdi cari açığa etkileri var dediniz. Bir de hani biz enerji noktasında da dışa bağımlıyız. Bu noktada da yalıtımın bize katkısı ne olur? Şimdi Sami Bey, kanayan bir yaramız cari açık bizim, biliyorsunuz. Yani ülke ekonomimizin %65'ini cari açığımızı oluşturan %65'lik unsur dışarıdan satın aldığımız enerji. Bizler az üreten toplumlarız. Toplumuz yani. Evet. Az üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Evet. Tüketirken de bizim tasarruf etmemiz lazım. Bu kanun 5627 sayılı enerji verimlilik kanunu 1 Ocak 2007 yılında kanun haline geldi, çıktı. 19 tane şehir pilot şehir seçildi. Buradaki amaç yeni binalarda yalıtım yapmak. Bu yalıtımın sonucunda yeni binalarda tüketilen enerji, yazın ve kışın sıcak ve soğuk bir enerjidir. Tüketilen enerji ne kadar düşüyor, buna baktılar. 4 yılın sonunda, yıl 2011'e gelindiği zaman bu 4 yıl boyunca yapılan binalarda çok ciddi yalıtımdan dolayı tasarruf sağlandığı gözlemlendi. Ve bunun sonucunda da 1 Ocak 2011 yılında 5627'li sayılı kanunun içeriği genişletildi. 81 il ve ilçede olmak kaydıyla bu kanun haline getirildi. Yeni binalar ve mevcut oturulan binalarda. Yani amaç ne? Dışarıdan enerjiyi satın alıyoruz. Burada binalarımızı izolasyon yapmak, dışarıdan aldığımız enerjiyi azaltmak, ülke ekonomisine girdi sağlamak ve cari açığında önüne geçmekti. 1 Ocak 2007 ile 2011 yılı arasında levha tarzı yalıtım malzemeleri tüzüğüne uygun olarak yapıldı. İki tuğla arasında kullanılaraktan ciddi binalarda tasarruf sağlandı. Fakat 81 ilde serbest bırakıldığı 2011 yılından itibaren binalarda dübelleme metoduyla
konvansiyonel sıvayı da ortadan kaldırmak kaydıyla tuğla üzerine yapılaraktan çok ciddi bir mantolama hatalarına dönüşmeye başladı. Bunları konuşacağız. Cari açığa etkisi çok büyük. Buradan şuraya gelmek istiyorum Sami Bey. Şimdi bizler 5 yıl, 6 yıllık süreçte çok ciddi derecede İran'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan doğalgaz alımlarımız azaldı. Yani bu yalıtımlar sayesinde azaldı. Türkiye'de şu anda 20 milyon bina stoğu var. Bu 20 milyon bina stoğunun sadece 2 milyonu yalıtımlı. Yani %10'u yalıtımlı, %90'ı yalıtımsız. %10 yalıtım yaparaktan biz yıllık 7-8 milyar dolar, bakın çok ciddi rakamlar bu. Evet. 7-8 milyar dolar dışarıdan enerjiyi az satın alıyoruz. Biz bunu %10 yaptığımız zaman başarmış oluyoruz. Başarmış oluyoruz. Fakat başka bir sektörü besledik Sami Bey. Acı ama gerçek. İzolasyon yaptık, tasarrufa gittik. 8-10 milyar dolar eksik aldık yıllık. Fakat tasarrufa giderken yapmış olduğumuz izolasyon malzemesi milli ve yerli olmadığı için dışarıdan, petrol ülkesi değiliz ve yalıtımın ana ham maddesi polistiren dışarıdan satın aldığımız için yalıtım yaptığımız tasarruftan daha fazla yalıtım malzemesine para ödedik ve cari açığı azaltalım derken cari açığında büyümesine sebep olduk. Nedir bu rakam diye sorarsanız Sami Bey, samimiyetimle söylüyorum, yıllık 15 milyar doların üzerinde dışarıdan izolasyon malzemelerinin ham maddesini ülkemize sokmak. Yani bizim amacımız ne? Siz burada aslında bu şeyi de kırmak istiyorsunuz. Çünkü yerli ve bu işin madeni de bizde. Yaşay, bunu bakın, da anlatmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Geleceğim nokta buydu işte. Şimdi biz 8-10 milyar dolar yıllık tasarruf sağlayacağız izolasyon yaparaktan. Ama öbür taraftan da ithal ediyoruz. Memleketimizde olan tamamen milli bir malzemeden bahsediyoruz. Tamamen Türkiye'mizden çıkan doğal hap agregalı madenlerden bahsediyoruz. Ve bunlar tamamen ülkemizde. Bu yalıtım malzemelerini bu üreticileri çoğaltaraktan, bu bilinci kamuoyunda oluşturaraktan tamamen bu sıvaları kullandığımız takdirde, ülkemizde çıkan yalıtım malzemelerini kullandığımız zaman işte dışarıya verdiğimiz o 15 milyar dolarlık yıllık o para cebimizde kalacak. İşte o zaman biz cari açığı düzeltebiliriz. Bunun için geç kalmış sayılmayız çünkü daha yapılacak ülkemizde 18 milyon bina stoğu var. Evet. Yani 18 milyon hiç yalıtım yapılmamış. Yapılmadı sanırım şu ana. Yalıtıma açık olan binalarımız aynen öyle var. Aynen öyle. Evet. Şimdi cari açığa etkisini konuştuk. İşte ürününüzün içeriğini konuştuk, içeriğinden bahsettik. Yalnız bir de şöyle bir durum var. Hani tamam biz yalıtım yaptırıyoruz ama diğer yalıtım maddelerinden siz doğal ürünlerle kıyasladığınız zaman sizinki doğal. Diğer yalıtımlar farklı. İçerisinde petrol ürünleri var, ham maddeleri var. Burada sağlık açısından hep şunu yaşıyoruz. Yalıtım yaptırıyoruz, evler nefes almıyor. Şimdi doğal diyorsunuz ama burada doğal derken ne kadar evler nefes alıyor, ne kadar sağlık açısından sizin ürettiğiniz ürünler ne derecede sağlıklı? Sami Bey, gerçekten çok can alıcı sorular soruyorsunuz. Yani tebrik ediyorum. Sektörün birebir içindeymiş gibi anlatıyorsunuz. Şimdi konuyu şöyle özetlemek gerekir. Mantosür doğal ısı yalıtım sıvası inorganik madenler. Başında söylediğimiz gibi. Yani bugün Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan CO2 salınımı yapmadığına dair, kanserojen madde içermediğine dair sağlık raporu olan tek yalıtım malzemesi. Bir kere bunu altını kırmızı çizgiyle çizmek istiyorum. Yani sağlık raporu olan tek yalıtım malzemesi. EPS ve XPS bugün Türkiye'de solunabilir inşa malzemelerindeki solunabilir radyasyon oranı 370 becquerel bölü kilogramdır. Bunun üzerindeki inşa malzemeleri, yani radyasyon salınımını bunun üzerinde yapan inşa malzemelerinin kullanımı yasak. EPS'de bu oran 800 becquerel bölü kilogram. XPS'de bu oran 1200 becquerel bölü kilogram. Yani insan sağlığını tehdit eden radyasyonun kat be kat üzerinde. Oysaki mantosür doğal ısı yalıtım sıvası tamamen inorganik bir madenlerden yapılıyor. Bu yüzden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan kanserojen madde içermediğine dair sağlık raporu var. Diğer yalıtım malzemeleri sadece ve sadece ısı yalıtım yaparken doğal ısı yalıtım sıvamız olan mantosür nefes alabildiğinden dolayı bina içerisinde oluşabilecek nem, rutubet, küf, mantar gibi oluşumlarında önüne geçiyor. O yüzden kamuoyuna buradan söylüyorum, gönül rahatlığıyla hem iç mekanlarda hem dış mekanlarda, yeni binalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Evet. Peki izleyicilerimize bir gösterebilir miyiz bunu? Hem testleri de bir yapmış olalım.
Tabii şimdi ki. Anlatıyoruz tabii ki, ifade etmeye çalışıyoruz ama en güzel yöntem görerek bu işi müşahede etmek. Sami Bey, burada da gördüğünüz gibi evet. Yalıtım sıvamızın katmanı, altında bir hava haznemiz var, su. Havayı ben size nasıl gösterebilirim? Yani varlığını hissediyoruz ama cismini göremiyoruz. Aynen, göremiyoruz. Ancak cismini ben size şu şekilde gösterebilirim havanın. Evet. Bakın, nefes aldığını buradan gönül rahatlığıyla görebiliyoruz. Nefes aldığı için binamızda oluşabilecek nem, rutubet, küf, mantar gibi oluşumların tamamen önüne geçiyor. Bizim ülkemiz Konya bu bakımdan rahat. %30-%40 bağlı nem oranında yaşayan bir şehirdeyiz. Evet. Çok nemi hissetmiyoruz. Ama ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Yani nemi çok yüksek derecede hisseden bölgelerimiz var. İşte şeker alıyorsun, ertesi gün rutubetleniyor, yumuşuyor. Kuru yemiş alıyorsun, ertesi gün atıyorsun, yiyemiyorsun. Evet. O yüzden binanın nefes alması buradaki dengeyi de koruyaraktan bu şekilde de bizlere mekanlar oluşturmakta. Bir diğer ana unsurumuz yanmıyor demiştik. Yanmadığını test edelim Sami Bey sizlerle burada. Evet. Orada bir örnek parça var değil mi? Tabii ki. Mantrosür yalıtım parçası örneği. Bu plakamızın priz almış hali. Evet. Yani kuruduğu zaman bu şekle geliyor. Bu kamuoyunda yanlış bir anlaşılmaya mahal vermesin. Plaka yapmıyoruz. Bizler şimdi onun uygulama detaylarını da sizlere anlatacağım. Evet. Bu kurumuş bir demosu, priz almış demosu. Şimdi biz buna yüksek oranda sıcaklık vereceğiz. Sıcaklık vermeden önce de ortam sıcaklığını sizle beraber ölçmek istiyorum Sami Bey. Evet. 23.6. 23.6. Mikrofonum düştü herhalde. Onu takıverelim. Evet. 36. Bir daha ölçelim Sami Bey. Tekrar ölçelim. Onu da izleyicilerimizle paylaşmış olalım. 23.8. 23.8 evet. Derece. Burada sıcaklık var. Kaynak makinamızı biz buraya tutuyoruz. Kamera açısından mıdır bilmiyorum ama. Şöyle biraz daha yiyebilir miyiz? Kamera şu an daha evet. Şöyle yandığını da görüyoruz. Evet. Orada bir kızarıklık görüyoruz. Arkasına parmağınızı tutabilir misiniz Sami Bey? Yanmam değil mi? Hayır yanmazsınız. Evet. Şu an sizi bor madeniyle koruyoruz. Evet, hiç sıcaklık gelmiyor. Hiçbir sıcaklık hissetmiyorsunuz. Şu an kaç derece burası? Siz ölçün isterseniz Sami Bey. Ateşi verin oraya efendim. Tetiğe basın dokanın. Dokanıp bırakın. 746 diyor. 746 derece şu an burada sıcaklık oluştu. Bir sıcaklığı arkaya geçirmiyor. Hala test edebiliriz parmağınızla. Evet. İkincisi ateşi kestiğimiz zaman alev yürümüyor. Evet. Yani burada biz neyi anlattık? İyi bir yalıtım malzemesi olduğundan bahsetmiştik. Sıcağı ve soğuğu geçirmediğini gördük. İyi bir yangın yalıtımı yapıyor demiştik. Yanmadığını gördük. Evet. Nefes alıyor demiştik. Biraz önce su testinde nefes aldığını gösterdik. İsterseniz şimdi de bu malzemenin nerelerde nasıl uygulanıyor? Evet. Hem yeni binalarda uygulama detaylarında. Bir de uygulama şekli nasıl? Diğerleri gibi biraz söylediniz aslında da orayı da bir açıklasak. Hani uygulama şekli nasıl yapılıyor bunu? Anlatayım efendim. Yeni binalarda ve mevcut oturulan binalarda iki türlü de uygulanabiliyor. Yeni binalarda müteahhitlerimize getirdiği en büyük avantaj konvansiyonel sıva yapmadan bu malzemeyi yapıyor biliyor olmamız. Yani duvar yapı elemanlarımız olan tuğla, bims, gaz beton gibi yüzeylerin üzerine konvansiyonel sıva yapmadan direkt bu malzemeyi ıssal hesaplarda çıkan kaç santim kalınlıktaysa uygulayaraktan hem binanın sıvasını yapmış oluyoruz hem de bu saymış olduğumuz ısı, ses, su ve yangın yalıtımını birlikte sağlamış oluyoruz. Müteahhitimiz şimdi binayı kurdu. Duvar yapı elemanlarını ördü. Bir konvansiyonel sıva yapacak. Onun kurumasını bekleyecek ve onun maliyetleri. Evet. Tekrar üzerine mantolama yapacak onun maliyetleri. Zaman maalesef maliyet hesaplarına katmadığımız çok değerli bir kavram. Evet. Mevcut oturulan binalarda nasıl yapıyoruz? Diğer mantolamalarda biliyorsunuz binaları deliyoruz, dübelliyoruz, ciddi derecede zararlar veriyoruz. Oysa ki mantosür doğal ısı yalıtım sıvamızla iskelemizi kurduktan sonra işte binamızda dökülen, çatlayan, kabaran sıvalar varsa bunların lokal tamirlerini yaptıktan sonra brüt beton asları dediğimiz silis esaslı bir malzememiz var. Komple binayı bununla örtüyoruz.
binayı steril hale getiriyoruz. Çünkü rigid bir yalıtım yapabilmemiz için steril bir ortama ihtiyacımız var. Bu malzemeyle binadaki kirlilikleri ortadan kaldırıyoruz. Daha sonra her yerde eşit kalınlıkta yapabilmemiz için ano çıtalarımız var. Örnek veriyorum, 3 santim kalınlığında bu malzemeyi uygulayacağız. 3 santimlik anolarımızı binaya montajını birer metre arayla yapıyoruz ki her yerde eşit kalınlıkta uygulansın. Çünkü sürme esaslı bir malzeme. 16 kilogramlık kraft torbalarda üretiliyor. 16 litre suyla karıştırılıp harç haline geliyor. Yani bu malzemeyi uygulamak binaya sıva yapmak gibi, alçı yapmak gibi. Uygulama metodu, taktiği bununla birebir aynı. Daha sonra ano çıtaların arasını bir kat sıyırma işlemi dediğimiz 5-6 milimlik bir uygulamanın ardından 24 saatlik bir kuruma evresine bırakıyoruz. Bu sıcaklık ve soğuğa göre, neme göre de değişkenlik gösterebilir, azalabilir de, çoğalabilir de. Daha sonradan dekoratif sıva diye ikinci kat uygulamamızı yapıp 3 günlük bir kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra üzerine koruyucu bir sıvamız olan tane dokulu dekoratif sıvamızı yapıp astarımızı, boyamızı yapıp izolasyonu sonlandırıyoruz. Mermer gibi çok parlak yüzeylere dahi tutunabilme özelliğine sahip, aderan sorunu yaşamıyor. Bu numuneyi niye gösterdim? Şurası bizim duvarımız olarak kabul edin. İşte 2 santim 3 santimlik yalıtım sıvamız, üzerinin dekoratif sıvası, astarı ve boyası. İzolasyonu bu şekilde sonlandırıyoruz. Şimdi kaç santimlik bir? Bu elimdeki demo 1 santimlik bir demo ama bu ısı bölgelerine göre değişiyor. 2 santimle, tabii 2 santimle 7 santim arasında malzememizi uygulayabiliyoruz efendim. Anladım. Peki ısı yalıtımı ne için gereklidir? Neden yapılır ısı yalıtımı? Şimdi sıcak ülkelerde de yapılıyor mu veya ısı yalıtımı? Sıcak ve soğuk bir enerji. Yani 4 mevsim yalıtım yapmalıyız. Bizim ülkemizde yalıtım denilince aklımıza sadece kışın soğuktan, yazınsa sıcaktan tasarruf akla gelir. Oysa ki bina rehabilitasyonu, binayı atmosferik şartlardan izole etmek, izolasyon yani yalıtım. Yani sadece sıcak soğuk mu olmalı? İşte yangın yalıtımı, illaki ses yalıtımı, akustik bir konfor sağlamak zorunda malzeme. Su yalıtımı yaparaktan atmosferik şartlardan gelecek binaya suyu almamalı. Tabii ki sıcağı ve soğuğu da geçirmemeli. Sormuş olduğunuz sorunun doğru cevabı da şu. Yani bunu sıcak ülkelerde, Suudi Arabistan'da bayimiz var, Cidde'de de bayimiz var. Suudi Arabistan'da soğuktan değil de sıcaktan tasarruf için, yani aşırı derecede sıcak olduğundan dolayı yazın daha rahat odalarda yaşayabilmek için. İşte Rusya'da bunu soğuktan. Hani, çünkü Rusya'da -30'lar -40'lar görüyorlar. Yani hem sıcak hem de soğuk, bunlar bir enerji. Mantosur doğal ısı yalıtım sahası hem sıcağı hem soğuğu geçirmeyen İyi bir yalıtım malzemesi. Evet. Peki şimdi son zamanlarda konuşulan enerji kimlik belgesi dediğimiz EKB diye bir belge var. Artık zorunlu hale geldi. Hı hı. Bu tam olarak nedir? Tüm binalarda EKB zorunluluğu tüm binalar için mi geçerli? Kapsadığı alanlar nedir? Zorunluluk kısmı nedir? Enerji kimlik belgesiyle alakalı da Sami Bey, piyasada çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğini de düzeltelim. EKB 5627 sayılı Enerji Verimlilik Kanunu gereği binalarda alınması zorunlu hale getirilmiş bir belge. Yani nasıl doğal afet sigortası olmadan binalarımızın biz tapu satışını yapamıyor isek, 2 Mayıs 2017'den sonra da biz tapu satışı ve kiraya veremeyecektik bu belge olmayınca. Fakat malum izolasyon biraz geç işliyor ülkemizde. Dedik ya 20 milyon bina stoğu vardı. 2007 yılında kanun haline geldi. 2017'de bitirilmesi gerekiyordu. Ama biz burada sadece %10'unu yalıtabildik binaların. O yüzden süreci 2010 yılına kadar uzattılar. Enerji kimlik belgesi iki ana başlık altında toparlanıyor. Birincisi binanın tasarruf bilgileri yer almakta. İkinci başlıkta da binanın sera gazı salınımı, yani CO2 salınımı yapıyor mu? Bu CO2 salınımı yapıyorsa sera gazı etkisi var mı? Bu başlıkta değerlendiriliyor bina. Yalıtım ana başlıklardan bir tanesi tasarruf kısmında. Enerji kimlik belgesi sadece izolasyona verilmiyor. Yalıtım ana başlık. Binada işte tasarruflu ampuller kullanıyor mu? İç aydınlatma, ısıtma, soğutma, güneş enerjisinden bina faydalanıyor mu? İşte maksimum güneşten ne kadar faydalanıyor? Doğalgaz, elektrik tüketmeden suyunu ne kadar ısıtabiliyor? Bunlara bakıyoruz. İkincisinde ise diğer kısım da önemli. Sera gazı salınımı. Kullandığı yakıt petrol türevli yakıtlar mı? Fosil türevli yakıtlar mı? Yoksa çevre dostu doğalgaz mı tüketiyor?
İşte petrol türevli yakıtlar CO2 salınımı yapıyor. Yani karbondioksit salınımı yapıyor. Sera gazı etkisi yaratıyor. Evet. İşte fosilli yakıtlar gene öyle. Sera gazı etkisi yaratıyor. Bunlar hep eksi puan yazıyor bina için. Ve arkasından binaya yapılan yalıtım malzemesi, her şeyden önemlisi bu. İşte CO2 salınımı yapıyor mu? Mantüsürün haricinde yapılan bütün yalıtım malzemeleri CO2 salınımı yapacak. Çünkü petrol türevli sentetik malzemeler. Buradan da binaya puanlama veriliyor ve ortak bir karne üzerinde puan oluşturuluyor. Bu binanın enerji sınıfı işte C sınıfı, B sınıfı, D sınıfı, F sınıfı gibi. Devletimiz diyor ki yalıtım yapıp tasarruflu ampuller kullanıldığı zaman, iç aydınlatma sağlandığı zaman minimumda bina C alır diyor. Ben de diyor minimumda enerji kimlik belgesini C kısmında yer alırsa diyor bu binaların diyor emlak vergisini %50 daha düşük alacağım diyor. Elektrik, doğalgaz ve su bunlar da devletin belirlemiş olduğu daha düşük bedellerle binaya yansıyacak. Yani amaç bir tasarruf, yalıtım yapıyoruz, tasarruf ediyoruz. Ve bu yaptığımız yalıtım 5 yıl içerisinde maksimum da bize geri dönüyor. Yani bir daire başı 5 bin lira örnek veriyorum. Evet. Para verdik. 5 yılda mı amorti ediyor? 5 yılda amorti ediyor. 5 yılda amorti ederken bir diğer taraftan da satın aldığımız enerji, su, elektrik, doğalgaz gibi bu enerjileri de tasarruflu bina statüsünde olduğu için binamız daha düşük bedellerle satın alıyoruz. Enerji kimlik belgesinin de doğrusu bu. Yalnız bir de şuradan şunu da sizin programınızda kamuoyunu bilgilendirme açısından söylüyorum Sami Bey. Bir de ısı yalıtımlı boyalar diye bir boyalar var Sami Bey. Evet. Ve insanlarımız bunu da ısı yalıtım malzemesi zannederekten binalarına bu boyayla yalıtım yaptırıp enerji kimlik belgesi alınıyor. Böyle bir boyaya devlet böyle bir enerji kimlik belgesi vermez. Buradan bizi dinleyen kamuoyuna da buradan bunu duyurmak istiyorum. Yani boya dedikleri o yalıtımla yalıtım sağlanmaz. Yalıtım boyası adı altında adı satılan altında binalar yalıtım sağlamadığı gibi enerji kimlik belgesi alamaz. Enerji kimlik belgesi veriyorlar. Burada zan altına gidecek olan yöneticilerimizdir. Çünkü orada enerji kimlik belgesini Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alabilmek için binada işte EPS'nin bir standardı var, XPS'in bir standardı var, taş yünlünün bir standardı var, yalıtım sıvası mantosürün de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bir standardı var, 998-1 diye. Yani devlet diyor ki bu standartları ben doğruladıysam diyor, tanımladıysam diyor bunlar yalıtım malzemesidir ve bu yalıtım malzemeleriyle yapılan malzemelerde de diyor enerji kimlik belgesi alabilirsiniz diyor binanıza. Şimdi devletimiz TS825 diye bizim bir yazılımımız var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yazılımı var. Bu yazılımda yalıtım boyaları ve termal boyalar diye geçen bu boyaları devlet kabul etmiyor. Yani buradan işte ısı yalıtım boyasıyla gidip binaları boya yapıyorlar. Enerji kimlik belgesi alıyorlar. Enerji kimlik belgesine de muhakkak bir yalıtım malzemesi yazıyorlar ve oraya da imzasını alıyorlar yöneticimizin. Evrakta sahteciliğe girer. Isı yalıtım boyaları devlet tarafından kabul edilmiş bir yalıtım malzemesi değildir. Kesinlikle binanıza ısı yalıtım boyası yaptırmayın. Yaptırırsanız da enerji kimlik belgesini de almayın. Çünkü enerji kimlik belgesi C ve C'nin üzerinde yer alacak bir malzeme değil. Çünkü tanımlanmış bir standartı yok. Evet. Buradan da kamuoyunu bilgilendirmek isterim sizlerin evet sayesinde. Peki şimdi siz ifade ediyorsunuz, işte bunun için mücadele ediyorsunuz. Hı hı. Yerli, milli ürünlerin üretimi, ondan sonra işte hem iç piyasada hem dış piyasada satışının artması için mücadele ediyorsunuz. Ve bunu milli bir bilinçle de yapıyorsunuz. Üniversitelerde konferanslar veriyorsunuz. Bunu yeni nesle de aktarmaya gayret ediyorsunuz. Firma peki ilk kurulduğunda, bunu ilk üretmeye başladığınızdan bugüne geldiğiniz zaman ne düzeyde çalışma yapıldı? Ürün nerelere ulaştı? Ne kadarlık bir pazara erişebildiniz? Sami Bey, her şeyden önce çalıştığım kurum, kurumsallığı yani ön planda tutan, insana dayalı değil sistemi olan bir firma. Arge, ben geldiğim zaman firmaya 2010 yılında bir Arge laboratuvarı gördüm. Yani bu Konya firmalarında çok ender rastlanacak bir unsur. Yani yönetim şeklimiz tamamen profesyonel bir kadro, mühendislerimiz olan ve sürekli Arge'si devam eden çeşitli üniversitelerle, kendi laboratuvar ve Arge'sinin yanında çeşitli üniversitelerle de sürekli birlikte olan, birlikte evet, çalışan. Arge'ye de önem veriyor. Tabii ki, tabii ki. Şu an TÜBİTAK'tan da destek alıyoruz. Bu konuda bayağı bir mesafe kat ettik. İlk geldiğimiz yıllarda yalıtım sıvalarını kimse bilmiyordu. Ben 81 il ve ilçede, bütün STK'larda, bütün kamu binalarında,
işte ne bileyim ticaret odalarında, üniversitelerde. Yani hatırlayamıyorum da şu ana kadar belki 50 küsur üniversitede bu konuyla alakalı derslerim olmuştur. Yani ürünü anlattık. Yani bizim ülkemizde çıkan milli, yani Sayın Cumhurbaşkanımız işte Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi de dediği gibi bizim milli olmamız lazım. Yani millileşmemiz lazım. Bizim ne zaman ihracatımız ithalatımızın önüne geçti? Evet. İşte biz o zaman zaten cari açığı kapatırız. Başka türlü cari açığı kapatmasın. Bu da işte üretimle olur, millileşmeyle olur. Yani yaşamın her anlamında millileşmemiz lazım. Ülkemiz bu konuda yani gerçekten bir yani o kadar çok maden var ki buna altyapı olarak ülkemiz şu an hazır. Yani Konya sanayisi, özellikle ben Konya'dan örnek vermek istiyorum, kendini aştı. Yani artık marka çıkartmaya başladı. Bizim yıllardır vermiş olduğumuz mücadelede eskiden işte 100 tane projeden bir tanesine yer alabiliyorduk. İşte müteahhitler bizi hadi ya bu yalıtım mı yapar deyip kolumuzdan tut dışarı atıyordu. Aynı müteahhitler şu anda bizi çağırıp ya kataloglarda bir raflarda bir mantosür kataloğu vardı. İşte bizde bir zamanlar diyorlardı köpük yanacak, dökülecek, çatlayacak. Bunu 8-10 senede yaşadı müteahhitler. Evet. İşte en acısı da Bursa Devlet Hastanesi. Evet. Oradaki yangında maalesef 8 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Mantolama yapılırken yandı. Evet. Yani böyle bir risk de var. Ve bunların bir tanesinde tırnak ucu kadar yanık izi yoktu. İşte CO2 salınımı deyip işte sabahtan beri üstüne vurgu yaptığım şey bu. Yani karbondioksit açığa çıktığı zaman, ateşle havayla birleştiği zaman karbon monoksite çevirir. Karbon monoksit de insanları hızlı bir şekilde öldüren gazdır sanmıyorum. Zehirleyerek öldürüyor. Yani Bursa Devlet Hastanesi'nde... Yoksa orada yangından dolayı değil, ölmüyor. Kamu binasıydı, 9 dakikada itfaiye müdahale etti. Evet. Ama insanlar doğal olarak yangın esnasında emniyet subaplarımız nerelerdir? Kapılarımız, balkon kapıları, pencereler, çatılarımızdır. Çatıya çıktılar ama köpüğün dumanından hiç kimse yani mühendis olmalı bir mühendis değillerdi onlar bilmiyorlardı. Evet. CO2 salınımı yapıp bunun karbon monoksit gazından zehirlenip öleceklerini. Evet. Helikopterle anons yapıldı falan derken işte ama gene de 8 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte bu yangınları insanlar gördü. Bunu örnek veriyorum ama çok acı bir örnek. Evet. Yanıyor diyorduk gülüyorlardı. Çatlayıp dökülecek diyorduk kolumuzdan tutup dışarı atıyorlar. Milli malzeme diyorduk inanmıyorlardı. Gerçekten sizlere de ben bir kere daha teşekkür evet. etmek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü bizlerin sesini tercüman oldunuz, buradan aktarıyorsunuz kamuoyuna. Evet. Şu anda bu bilinç oturdu. Yalıtım sıvası bilinci oturdu. Çünkü bütün şehirlerde artık kamu binası yapıyoruz. Devletimiz şu anda kamu binalarında mantosürün poz numarasını yazıyor. Okul hastane yapıyoruz. Yani geldiğimiz nokta oradan burası. İlk başladığımızda 6-7 tane pazarlama bölge müdürü arkadaşımız var iken şu anda 100'ün üzerinde personelle 50 küsür pazarlama bölge müdürümüz, işte plasiyerimiz, şantiye müdürümüz gibi. Türkiye'nin 81 ilini gönderiyor musunuz? 81 ilinde varız. Kendi intalantında çalışan bir firma değiliz. Ulusal, ayrıca da yurt içine, yurt içinin haricinde de Orta Doğu'da, Türkiye Cumhuriyetlerinde, Avrupa'da başta Fransa, Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihracat yapan bir firmayız. Yani o günlerden bugünlere gelmek gerçekten bizim gurur kaynağımız. Ama burada da en büyük sorumluluk yöneticilerimize düşüyordu. Yöneticilerimiz bıkmadan, usanmadan, sürekli malzemenin gelişmesi açısında yani hiçbir masraftan kaçınmadan bu malzemeyi işte misyon edinip tüm ülkede bizleri gezdirerek, tüm ülkeye bize bunları anlatarak gerek üniversitelerde, gerek STK'larda, gerek işte ticaret odalarında, gerekse işte yazılı ve görsel basında sürekli bizi desteklediler, sürekli bizi finanse ettiler. Bir adanmışlık, bir inanmışlık neticesinde çıkan bir ürün diyebiliriz mantosür için. Evet. Peki şimdi hani Konya'mızın yerli bir ürününü pazarlıyorsunuz. Yurt dışında fuarlara da katılıyorsunuz. Tabii yakında ki. İşte bir Dubai fuarı. Dubai fuarımız var. O fuarda Kasım ayında katılacaksınız. Ülkemizi temsil edeceğiz Bundan inşallah. Bundan önceki yurt dışı fuar tecrübeleri size ilgi alaka noktasında nasıl bir ilgi alaka gösterildi? Nasıl bir geri dönüşler oldu? Sami Bey, Konya markalarına yurt dışında bakış nasıl? Türkiye markalarına bakış nasıl? Konya markalarına 8-10 yıldır bakış açısı bayağı bir değişti. Eskiden bakış açısı Konya firmalarına çok kötüydü. Ama 8-10 senedir bakış açısı tamamen değişti. Çünkü artık güvenilir malzeme üretiliyor, doğru malzeme üretiliyor. Ve sanayileşmede de Türkiye'nin öncü şehirlerinden birisi haline geldi Konya sanayisi.
gerek özel organize sanayiler, gerek devletin organize sanayileriyle sanayi şehri oldu Konya. Evet. Bu bakımdan da istihdam açısından da yani işsizliği herhalde olmayan şehirlerden biri diyebilirim Konya. Çünkü biz işçi alımında çok ciddi zorluklar yaşıyoruz. Evet. Çalıştıracak insan bulamıyoruz. Bu konudan baktığımız zaman da sanayileşmenin istihdam açısından ne kadar öneminin büyük aslında olduğu. Aslında hani işe göre eleman bulamıyoruz. Yoksa evet, işsiz nüfusumuz var. Onu detaylandırırız. Evet. Bizim yurt içinde ve yurt dışındaki fuarlarımızda Sami Bey, inanın ilgi yani bizi bunaltıyor. Biz fuarlarda 4 gün 5 gün boyunca bu ürünü anlattığımız zaman 3. günün 4. günün sonunda artık konuşamaz hale geliyoruz. İlginin ve alakanın çok yüksek boyutta olduğunu söyleyebilirim. Ki şu bir gerçek, 8-9 yıldır gelişmiş Avrupa Birliği ülkeleri zaten leva tarzı yalıtım malzemelerini kullanmıyor. Evet. Şu an 18 Avrupa Birliği, gelişmiş Avrupa Birliği üyesi ülke EPS XPS diye bir malzemeyi ülkelerinde kullandırtmıyor. Tamamen doğal malzemeler, nefes alabilen malzemelere yöneliyorlar. Bakın Sami Bey, inşaatlarda bugüne kadar yapılan hatalar şunlar. Eski ataerkin evlerimiz vardı. Evet. Ben Konya'nın Hadim ilçesinden, babamlar oradan gelmiş. 60'larda ben 72'de burada dünyaya gelmişim. Doğma büyüme Konyalıyız ama ara sıra da sıla-i rahim yaparız, memleketimize gideriz. Gittiğimiz zaman köy odalarında işte hoş geldin derler. 20-30 kişi oturur, sigara yakılır. Bir anda 20 tane sigaranın yandığını düşün. Evet. Yarım metre duman. Hani burada anlatıyorum ve özendirmek gibi olmasın. Çok tabii da şey, özür diliyorum izleyicilerimden ama şunun için anlatıyorum. Gözümüzü yakmıyor, bir koku yapmıyor. Evet. Yani oradaki taş duvar, kerpiç, ataerkin kerpiç evlerimizden duman süzülüyor. Çatısı hasır çünkü. Hasır. İşte nefes almanın. Ev nefes alıyor. Ha işte bu. Yani bugün biz evlerimizde düzgün gözüksün, duvar kağıdı yaptığımız zaman tırtıklı olmasın diye alçı denilen bir şey bulduk. Onu yaptık binalarımıza. Alçı nefes almıyor. Dış cepheye köpük mantolama yapıyoruz. Yani poşeti geçiriyoruz binaya. Nefes almıyor. Kapı pencere doğramalarımız tamamen PVC. Evet. Çift cam yapmışız. Oradan da havayı, yalıtımlı cam yapmışız. Havayı sokmuyoruz. Ondan bizim sonra hastalıklarla. İstirahatgahımız, evet, evlerimiz %90'ını orada geçiriyoruz. Binalara nefes aldırmak, kapıyı pencereyi açmakla da olmuyor Sami Bey. Evet. Ciddi derecede bütün pencereleri, kapıları açıp binayı havalandırmak gerekiyor. Bakın dışarıdaki en kirli hava İçerideki en temiz havadan daha temizdir. Doğalgaz yakıyoruz, gaz. Evet. Evlerimizdeki mobilyalar, parkeler, bunlar üzerindeki cilaların hepsi kimyasal. Kimyasal. Evet. Yani gaz odalarında oturuyoruz. Kesinlikle. İşte yani üstüne vurgu yaptığımız doğal, inorganik, nefes alabilen işte bu yalıtım sıvasını içeride dışarıda alçı ve konvansiyonel sıva kullanmadan direkt bunu uyguladığımız zaman mumla ısınacak evler yapacağız. Evet. İşte bir de TS825'te şu var Sami Bey. Bugün konvansiyonel sıvanın metreküp ağırlığı 2500 kilogram. Bugün minimumda biz tuğlaların üzerine 4-5 kilo sıva kullanıyoruz. Ve 1 metrekarede 25 kilogram binaya yük bindiriyoruz. Düşünsenize bir 2000 metrekarelik bir alanda sadece sıvayla bindirdiğimiz ağırlığı bir hesap edin binaya. Bizler çeşitli fay hatlar üzerine kurulu deprem kuşağı bir ülkede yaşıyoruz. Yani bizlerin hafif bina yapması gerekir. Ağır şeylerden kurtulmamız lazım. Ben depremin insanları öldürdüğünü daha bugüne kadar hiç duymadım. Evet. Ama deprem insanları öldürüyor. İnsanları öldüren deprem değildir. İnsanları öldüren o yaşadığımız konutlardaki binadaki gereksiz ağırlıklar. Oysa ki bizim ürettiğimiz sıva konvansiyonel sıvanın 5 kat daha hafifi. Bakın statik hesaplar yapılırken müteahhit demiri daha az kullanacak. Çünkü ağırlık bindirmiyoruz binaya. Çimentoyu, kumu, betonu, brüt beton alanında daha az kullanacak. Daha hafif bina yaptığımız için ne olacak bu binalar? 7 şiddetindeki depremde yıkılmayacak, sallanacak, esnek bina yapacağız. Şu anki kentsel dönüşümdeki amaç da bu. Çünkü büyük Marmara depremi bekleniyor. Çeşitli fay hatlar üzerine kurulup bir tabii ülkede yaşamaktayız. O yüzden Japonya bu sorunu hafif binalarla geçti. Bizler de hafif bina yapmamız lazım. İşte yanmayan malzemeler kullanmamız lazım. Bu yüzden mantosürün önemi burada bir kat daha, evet, ortaya çıkmakta. Peki şu gün yapılan yalıtımlar genelde işte o dediğimiz panel şeklindeki yalıtımlar. Bu doğal şeyler arttıkça o eski yapılanlar peki dönüşecek mi? Onlar da mı dönüşecek artık? Gelecekte nasıl olacak bu iş yani? Bir 10 yıl sonrası nasıl görüyorsunuz? Gelecekte nasıl olacak? Sami Bey, bu
yapılan... Yalıtım nereye gidecek? Bu yalıtım kanunu ilk bizim ülkemize soktuklarında Türk ırkını komple, yani Türkiye'de yaşayan ırkı komple öldürmeye amaçlı bir plandı bu. Şimdi diyeceksiniz ki ya çok absürt bir yalıtımla şey söylediniz. Yalıtımla nasıl olur? Nasıl olur? Bu yalıtımla insanlar nasıl ölür? Evet. Sami Bey, bugün caddenin bir ucunda bir bina var. Köpükle yalıtım yapıldı. 5 sene sonra o caddenin tamamen yalıtım yapıldığını düşünün. Evet. Ve bir binada yangın başladığı zaman caddenin tamamı yanacak. Söndürmek mümkün değil. Yani bugün metropollerde çoğu binalar bitişik nizam. Evet. Ayrık binayı bu, çok Konya'da az görürsünüz. Da ona doğru bitişik gidiyoruz. Nizam binalar. Yani artı bu malzemeler dediğim gibi 8-10 bu bir, böyle bir dezavantajı var. Yani biz kendi ellerimizle kendi tabutlarımızı hazırlıyoruz aslında. Şimdi bu malzemeler 1000 yılda doğada yok olan bir malzeme polistiren. Evet. Şimdi 5-10 yıl sonra bunlar çatlayıp dökülecek. Bunları sökecekler. Söküldükten sonra bu binalar tekrar bir tamir tadilat yapılacak, o dübellerin girdiği yerler. Tekrar bu manto sürüyle yalıtım yapılacak bu binalar. Bu iddia değil. Bu gerçekle yüzleşeceğimiz bir konu. Evet. Pekala, bu söktüğümüz polistiranları ne yapacağız? Toprağa gömsek 1000 yıl. Oh. Açıkta kalsa kanserojen ve yanıcı. Yani ülkemiz polistiran çöplüğüne dönmek üzereydi. Yani şu anda hiçbir şey için geç değiliz. Ben bütün platformlarda bunu anlatıyorum. Yani bizim tamamen özümüze dönmemiz lazım. Tamamen ülkemizde çıkan var yalıtım malzemesi üret. Yani çünkü yalıtım bunun hava yapıyor. Bunun teşvik edilmesi lazım. Bunun teşvik edilmesi lazım. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yani bunu biraz daha yani kanunu çıkartıyor. İşte ülkemizdeki en büyük sıkıntı yasama var. Yürütme ve yargı organı işlemediği için 1 Ocak 2015'te 5627 sayılı enerji verimlilik kanununa ilaveten yangın yönetmeliği çıkıyor. Bunun altında da isim söylüyorum, eski Çevre Şehircilik Bakanımız İdris Güllüce'nin ıslak imzası var. Evet. 21 metrenin üzerinde kullanılmayacak deniliyor ama yapı denetimler izin veriyor. Yapı denetimler görmezden geliyor. Evet. Yani göz ardı edilen o kadar çok şey var ki ya bunların göz ardı edilmemesi lazım Sami Bey. Evet. Yurt dışındaki pazar bu etkende nasıl bir yer ediniyor? İşte siz dediniz yurt dışında fuarlara katılıyorsunuz. Nasıl bir pazar var peki yalıtım sektöründe? Hani sektöre dışarıdan bakan birisi olarak değerlendirdiğiniz zaman nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Ve yatırıma müsait bir sektör mü açıkçası? Şimdi yaklaşık olarak 400 trilyon dolarlık bir sektörden bahsediyorum. Söylerken dilim dönmüyor. Evet. Yani Türkiye'deki iç pazardan bahsediyorum. 20 milyon bina stoğu izolasyon yapıldığı zaman 400 trilyon dolarlık bir ticari pasta var burada. Yani yatırım yapılmaya çok müsait, yatırımcılar için iştah açıcı bir pazar var. Yurt dışı ayağına geldiğimiz zaman da bizim yurt dışı satışlarımız şu anda istediğimiz, yani bu yılki 2017 yılında hedeflerimizin üzerine çıktık. Çünkü dünya enerjiyi hızla tüketiyor. Bugün Suudi Arabistan'da, bakın çok şey söyleyeceğim, İran'da, Suudi Arabistan'da bizim ülkemizde olduğu gibi enerjiyi az tüketme adına kanunlar çıkıyor. Ve bunlar petrol ülkesi, doğalgaz üreticisi ülkeler, petrol üreten ülkeler, enerjiye ihtiyaçları yok. Çünkü her şey ellerinin altında. Bir gün biteceğini biliyorlar. Bakın 45 yıl kaldı. Fosilli yakıtların dünyadaki stoğu 45 yılla sınırlı. 45 yıl sonra fosilli yakıtlar bitecek. Petrol, doğalgaz bunlar bitecek. Yenilebilir enerjiye dönmemiz lazım. Bunun için çözümler üretmemiz lazım. Ama şu anki enerji stoğunun bütün dünya farkında biteceğinin, o yüzden stoklayıp izole edip daha az tüketmek. Avrupa'da bu bilinç Türkiye'den çok çok daha fazla. Yani Avrupa pazarı bambaşka bir dünya. Onu da söyleyebilirim yani gönül rahatlığıyla. Evet. Bu arada izleyicilerimizden de mesaj geliyor. Hı-hı. Bakü'den bizi izleyen Azerbaycan'dan selamları var Murat Yüksel Beyefendi'nin. Teşekkür ediyoruz. Biz de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Diğer sorular var. İşte binamıza uyguladığımız zaman biz yalıtım maliyetlerinde ne kadar bir avantaj sağlarız? Yani diğerlerine göre, o dediğimiz diğer yalıtımlara göre bu sıvadan yaparsak ne kadar avantaj sağlarız? Sonuçta tabii ki ekonomi her şey dayandığı nokta ve uygulayacak olan kişiler de, izleyicilerimiz de bunu merak ediyorlar. Yalıtım açısından ne kadar bir fark olur? İsterseniz pahalı mı ucuz mu yani? O ekonomik kısmına gelmeden önce 3-5 cümleyle sadece şunu özetleyeyim ben. Niçin insanlarımız bilinen yalıtım malzemelerini değil de
ezber bozan bu spesifik bir ürün mantösürü kullanmak zorundalar. Evet. Bunları hemen kısa başlıklarla anlatayım. Onsa da ekonomik kısmına geleyim. Evet. Bir, levha tarzı yalıtım malzemeleri yanıcıdır. Kendi tabutumuzu kendimiz hazırlıyoruz binaya. Evet. Mantösür doğal ısı yalıtım sıvası yanmayan bir malzeme. İki, levha tarzı yalıtım sıvaları plaka plaka yapıldığı için her plakanın birleştiği yer ısı kaçağı, her dübelin oluşturduğu yer ısı bariyeri oluşturmakta. Amaç tasarrufsa buralardan kaçırıyoruz. Mantösür doğal ısı yalıtım sıvası sıva şeklinde bina yaptığı için kucaklıyoruz. Yani mantoyu tek başına komple giydiriyoruz. Evet. Isı kaçağı oluşturmuyoruz, yekpare bir yalıtım yapıyoruz. Diğer yalıtım malzemelerinin ömrü 5-10 yılla sınırlı. Mantösür doğal ısı yalıtım sıvasının ömrü binanın ömrüne eşdeğer. Diğer yalıtım malzemeleri sadece ısı yalıtım yapar. Oysa ki mantösür ısı yalıtımın yanında akustik bir konfor sağlar. Yani 110 desibellik bir ses kirliliğini konuşma desibelimiz olan 50-60 desibele kadar düşürüyor. Diğer yalıtım malzemeleri su yalıtım yapmazken mantösür doğal ısı yalıtım sıvası atmosferik şartlarla gelen kardır, yağmur sularını çok yüksek derecede itme kuvvetinden dolayı binaya suyu iter ve binaya suyu almaz. Ekonomik bağlamına hemen bağlayalım. Evet. Avantaj dezavantaj şeklini anlattık. Burada bu var, burada bunlar var. Klasik mantolamayla aynı maliyet açısından. Aynı maliyet, daha sağlıklı ve daha rahat. Aynı maliyet, birinde 10 yıl sonra tekrar bir yalıtım yaptıracak, evet. Birinde bina ömrü, birinden sadece ıssal konfor alacak, diğerinden ses konforu alacak, su konforu alacak, yangın konforu alacak gibi bir sürü artılar olan ama maliyet bağlamına baktığımız zaman aynı maliyet. Ben şu noktayı da çok önemsiyorum. Şimdi hani sağlık açısından en önemli noktası aslında işin sağlığı açısından. Şimdi biz apartmanlar gelişiyor, işte katlı, yüksek katlı binalar mantar gibi çoğalıyor. Aslında hapsoluyoruz, duvarların içerisine hapsoluyoruz. Evlerimizde işte biraz önce bahsettiğiniz gibi nefes almıyor. Onun için doğal şeyler her zaman önemli. Özellikle bu sıva noktasında da çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir de hani işin yerli ve milli oluyor olmasa da gayet güzel. Bu noktada emekler sarf ediyorsunuz. İşte bunu herkese anlatmaya, ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Peki firma olarak gelecekte nasıl bir şey planlıyorsunuz? Şimdi belki sıfır noktasından başlayan bir marka değerini oluşturdunuz. Bugün geldiğimiz noktada yurt dışına ihracat yapan 81 ile ürün gönderen bir firma haline geldi. Bundan sonra bu büyüme nasıl devam eder? Markanızı bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra nerelerde görüyorsunuz? Ben firmaya ilk geldiğim yıllarda, firma 2005'li yıllarda zaten Ar-Ge'sini tamamlamış. 2006-2007'de tüm belgelerine kavuşmuş bir firmaydı. 2010'lu yıllarda ben firmayla tanıştığım zaman üretim kapasitesi belli, bayi ağı sınırlı. Fabrikamız işte 10 bin metrekarelik bir alanda üretim yapılıyordu. Yarı otomasyon şeklinde bir üretim şeklimiz vardı. Türkiye'nin belirli bölgelerine dağıtabiliyorduk. Bugün geriye dönüp baktığımız zaman 4. organize sanayisinde yeni yerimizi aldık. Allah nasip etti. Şu an 20 bin metrekare bir fabrikamızda full otomasyon üretim bandımız mevcut. Sektöre şu an isim veren, yön veren firmayız. Bizler yalıtım sıvası üretmeye başladığımız zaman 4-5 firma vardı yalıtım sıvası üreten. Evet. Bugün sektörün büyüklerinden, isim vermeyeceğim şu anda, reklam olmasın. Yani büyük köpük üreticileri de artık yalıtım sıvası üretmeye başladılar. Yani doğala dönmeye mi başladı? Doğala dönmeye başladılar. Ama mesela işte bir markete gideriz. İşte bir mendil isteriz. Ama bunu isterken işte şu marka verin diye isteriz. Ama bize başka bir marka verirler. Ama isterken o markayı telaffuz ederiz. Evet. Restorana gideriz, içecek isteriz. Bana şunu verin deriz ama bize başka bir şey getirmişlerdir. Ama isterken onu istemişizdir. Evet. Bugün yapı marketlerde, inşaatta kullanılan bu malzeme Türkiye geneline baktığınız zaman ustalar dahi mantösür var mı diyorlar. Evet. Ama adamın elinde başka sür var. Başka sür veriyor ama isterken mantösür. Yani doğal sıva malzemesine artık isim vermiş oldunuz. Doğal yalıtım sıvalarının ismi artık mantösür oldu. Genel ismi mantösür oldu. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Ben bunu tek başıma yapmadım. Tamamen dedik ya, kurumsal bir şirket. Evet. Kurumsal yapıya önem veren, insana bağlı bir sistemi olmayan, tamamen sistemi olan bir şirketten bahsediyorum.
satış direktörümüzden sahadaki pazarlamacısına kadar, işte proje müdürü Muammer Çalışkan'dan, işte arkamızda destek veren halkla ilişkilere kadar, evet, şirketimizin birçok, yani hepimiz bir takımın oyuncusu olduğumuzu, kimin ne yaptığına bakılmamaksızın kim neyi yaptığını doğru yaparaktan şirketi büyüttük. Ve gelecekte de eminim ki dünya markası olacağımız konusunda en ufak bir şüphem yok. Çünkü ben bu şirkete geldiğimde ütopik bir rüyaydı. Evet. Şu anda gerçek bir dünyanın içerisindeyim. O rüyalardan arındık. Dünya markası olacak Mantösür. Şu anda da zaten bunun adımlarını atmış durumda. Eyvallah. Şimdi şirkette de konuşurken Ömer Bey'le de orada görüştük. Kendisine de selamlarımızı iletiyoruz. Selamlarımızı iletelim burada. Orada da görüştük, konuştuk ve siz de bahsettiniz kurumsal bir yapı. Biz de zirveye konuk ettiğimiz hep iş adamlarına, sektör temsilcilerine şunu soruyoruz. İşte kurumsallık noktası. Konya şirketlerimizin genelinde yaşadığımız, Türkiye'nin genelinde yaşadığımız sıkıntılardan birisi de işte kurumsallaşmadaki eksikliklerimiz. Bunlar yeri geliyor aile şirketler oluyor, yeri geliyor çok ortaklı şirketler oluyor. Kurumsal yapı kültürü tam manasıyla oturmayınca şirketlerin ömrü de maalesef kısa oluyor. Ve bu şekilde birçok üretici sektörden çekilmek zorunda kalıyor. Bu da üzücü bir hadise. Siz bunu nasıl başardınız firma olarak? Bu kurumsal kimliği nasıl oluşturdunuz? Bu başarının altında yatan sırlar, mihenk taşları neler açıkçası? Sami Bey, buna da şöyle bir örnek vereyim. Bu bizim acımız, ne kadar acı bir durumda olduğumuzu göstermek için. Bugün Hollanda ülkesinden örnek, evet, vermek istiyorum. Yüz ölçüm olarak Konya'dan küçük bir ülke. 100 yılın üzerinde, 100 yılı devirmiş 150'nin üzerinde şirket var. Evet. Türkiye'ye döndüğümüz zaman 100 şirket sayamayız. 100 yılı tamamlamış 100 tane şirket sayamayız. Yani, evet, maalesef. Bu kurumsallaşamamamızın neticesi. Yani gittiğiniz zaman biz kurumsal firmayız. Yok arkadaş. Evet. Sistemin yoksa kurumsal değilsin. Egon varsa kurumsal değilsin. Ben diyorsan kurumsal değilsin. Yani bizler bunu nasıl başardık? Kim bulunduğu görevi layıkıyla yapıyorsa biz ona o görevi verdik. Yani şu an şirketin sahipleri birkaç koltukta oturuyor. Diğer koltuklarından tamamı dışarıdan atanmış insanlar. Evet. Onlar da yönetim bazında, kontrol mekanizmasında orada oturuyor. Yani hep işini çok iyi yapabilen insanlar. Yani yönetici dediğinde nedir? İşini iyi yapabilen ekibi yöneten kişiye yönetici denir. Evet. Yani biz egolarımızdan arındıraraktan kendimizi, profesyonellik anlayışımızı ön planda tutarak sistemi oluşturup o sisteme dahil olmak. Yani birey yok bizde. Evet, yani ben bugün Mantösür'den Muammer Çalışkan, şu çok büyük tehlikedir. Anadolu şirketleri, işte baba ve kardeşin kurduğu şirketlerde bu vardır. Belirli bir zaman büyür, kendi intalatından çıkar, ulusal bir firma olur, tüm Türkiye'ye pazarlama yapar. Daha sonra bölünmeler, öz şirket, övey şirketler başlar, sermaye bölünür ve hiçbir zaman için kurumsallaşamazlar. Kurumsal yapıyı benimsemiş şirketlerde bu tamamen değişik. İşte Muammer Çalışkan bugün Konizma İnşaat, yani Mantösür Doğal Sıyaltım Sıvası'ndan ayrıldığı zaman bu firma batar dememeli. Evet. Muammer Çalışkan bu firmadan ayrıldığı zaman Muammer Çalışkan'ın yerine gelen arkadaş hemen bu işleri adopte olabilmeli. Çünkü sistem yürüyorsa adopte olur. Evet. Yani kişiler kurumun önünde olmamalı. Eğer bir kişi kurumun önüne geçiyorsa orada kurumsal yapı var derseler de ben oraya inanmam. Bizim şirkette hiçbir insan faktörü sistemin ve kurumun önünde değil. Evet. O yüzden bu firma ilelebet var olacak, büyüyerek de devam edecek inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür memnun ederim, olduk yani ben ve çok güzel ederim. Konulara temas ettiniz. Ben diyorsan kurumsal değilsin. İşin hani temel noktası da oydu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel gerçekten. Ben teşekkür ederim Kanal Kırk ailesine ve sizlere. Umarız sizin gibi firmalar, bu üretimler, bu dünya çapında başarılar devam eder. Konya'mızdan, bölgemizden, Türkiye'mizden. Biz her zaman üretim diyoruz. İnşaat ekonomisiyle hani bir yere varılmaz. İllaki üretim olacak. Onun için üretim olmalı ve üretici desteklenmeli gerçekten. Hep programlarımızda bunu ifade etmeye gayret ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet, son olarak neler eklemek istersiniz? Sizin sözlerinize ilaveten şunu söylüyorum. Bizler münasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için gerçekten millileşmemiz lazım, üretmemiz lazım,
Üretmemiz lazım. Evet. Üretmemiz lazım. Başka alternatifi yok. Muasır medeniyetler seviyesine ancak bu şekilde ulaşırız. Evet. Biraz önce de söylediğim gibi ihracatımızın, ithalatımızın önüne geçtiği zaman işte bu ülke tam bağımsız bir ülke haline gelecek. Allah'ın evet. izniyle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Mantosür Yalıtım firmasının yetkili ismi Muammer Çalışkan Beyefendi'yi konuk ettik. Yalıtımla ilgili bilgilendirmeye çalıştık. Doğal yalıtımın nasıl olduğunu konuşmaya çalıştık. Çünkü en önemlisi buydu. Çok teşekkür ediyoruz Muammer Bey'e. Sizlere de bizleri izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Mesajların birçoğunu okuyamadım. İzleyen, mesaj atan, bizleri takip eden tüm izleyicilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çiftçinin yol arkadaşı Proken Max'tan zorlu serisi katı gübre dağıtma römorku. 4 mm yan saç kalınlığıyla rakiplerine göre daha uzun süre kullanabileceğiniz gövde ömrü. Özel disk dağıtım sistemiyle gübre içindeki yabancı maddelerin